Müslüman olarak en temel özelliğimiz nedir abi bizim? Besmele'dir abi. Bir işe başladığımız zaman besmele ile başlamaktır. Müminle kafiri birbirinden ayıran en temel özellik mümin bir işe başlarken Bismillahirrahmanirrahim diye başlar. Elhamdülillahi Rabbil Alemin diyerek bitirir kafir için, müşrik için, münafık için belki böyle bir şey söz konusu değildir. Yani hepimiz bir iş yapacağımız zaman mutlaka besmele çekeriz değil mi? Hani büyüklerimiz bile bize bunu tavsiye eder. Annemiz, babamız, işte dedemiz değil mi? Bir, oğlum bir işe başlayacağın zaman besmele ile başla. Bismillahirrahmanirrahim diyerek başla diye bize böyle telkinde bulunur. Ya bu besmeleyi çekeriz de şöyle anlamı nedir? Yani bu besmeleyi çektiğimizde Bismillahirrahmanirrahim dediğimizde ne diyoruz? Ne anlatmak istiyoruz? Ne yapmak istiyoruz? Bakın bizim şöyle bir sıkıntımız var abi. Biz genelde Kur'an okumayı insanlara tavsiye ederiz ama niçin Kur'an okuması gerektiğini çok anlatmayız. Çocuklarımızı namaza teşvik ederiz, namaz kılmasını isteriz ama niçin namaz kılması gerektiğini anlatmayız, öğretmeyiz. Bu konuda eksiklerimiz var. Besmele çekmeliyiz her adımımızda, her yaptığımız işte mutlaka besmele çekmeliyiz. Ama niçin besmele çekmeliyiz? Niçin Bismillahirrahmanirrahim diyerek işe başlamalıyız dediğimizde orada bir dururuz. Yani bu konuyu çok fazla bu noktada bilmeyiz. Evet besmele olacak. Çünkü Peygamber Aleyhisselatü Vesselam şöyle söylüyor. Besmele ile başlamayan hiçbir iş sonuca varmaz. Besmelesiz iş güdüktür, bereketsizdir diyor. Besmelesiz başladığımız bir iş, besmele çekmeden yaptığımız bir iş bereketsizdir abi. Bereketle çokluk ikisi ayrı şeylerdir. Bazılarının parası çoktur ama parasının içerisinde bereket yoktur. Bereket olmadığı zaman da ne olur? Sürekli şikayet eder. Çok kazanır, çok malı vardır, çok parası vardır ama sürekli geçinemiyorum, geçim sıkıntısı var diye sözler söyler. Şimdi biz besmele çekiyoruz abi. Mesela Bismillahirrahmanirrahim diyoruz. Su içme fiili abi. Şu anda biz ne yaptık? Su içtik. Bedenimizin suya ihtiyacı var. Su içeceğiz. Bunun için iki tane yöntem var. Bir besmele çekmeden direkt içmek var. Bir de besmele çekerek içmek var. Ve bitirdiğimizde ne yapıyoruz? Elhamdülillah diyoruz. Veya yemek yiyoruz abi. Bismillahirrahmanirrahim diyerek yemeğe, sofraya oturuyoruz. Elhamdülillah diyerek sofradan kalkıyoruz. Sohbet'e geliyoruz mesela. Şimdi ben söze başlıyorum. Ne ile başladım abi? Bismillahirrahmanirrahim diyerek söze başladım. Allah'ın adıyla, Allah'ın namına, Allah'ın adına bir şeyler anlatacağım diyerek söze başladım. Evlilik meselesinde de öyle değil mi? Besmele ile başlarız. İşte Allah'ın emri peygamberin kavliyle, peygamberin sünnetiyle kızınıza talibiz Gökhan değil mi? diye söze başlanır. Ama gel gör ki işin diğer tarafında az önce söylediğim bütün şeyler için dükkanımızı besmele ile açmalıyız. Bismillahirrahmanirrahim diyerek açmalıyız. Akşam elhamdülillah diyerek kapatmalıyız. Kurban keserken yine aynı şey. Besmele ile yapmalıyız. Peki abi biz besmele çektiğimizde ne diyoruz ya? Yani Bismillahirrahmanirrahim diyerek şu suyu içtiğimde elhamdülillah diyerek kalktığımda ne diyorum? Ben yani Allah'ın adıyla Allah'ın adına bu suyu içiyorum. Besmele çekmek bir iddiadır abi. Bir iddiada bulunuyorsun. Diyorsun ki ben bu suyu Allah'ın adıyla Allah'ın adına Allah'ın namına içeceğim. O halde bu suyu çok affedersiniz tuvalette tüketmek için içmiyorum. Mutlaka bu su benim bedenime girdiğinde Allah'ın adıyla, Allah'ın namına olacak. Dolayısıyla bu sudan almış olduğum enerjiyi Allah'ın yolunda tüketeceğim. Allah'ın istediği şekilde tüketeceğim. Yemek yiyoruz. Yemek evet ihtiyacımız var. Yemeğimizi yedik. Kalktık elhamdülillah dedik. Besmele çektiğimizde yemek için iddiamız nedir? Bu yediğim yemeğin Aldığım o enerjiyi Allah'ın yolunda, Allah'ın istediği şekilde, onun sünnetullahına, peygamber aleyhissalatü vesselamın sünnetine uygun bir şekilde o yemeği tüketeceğim. Yoksa çok affedersiniz, yemeği tuvalette o ihtiyacımızı gidermek değil. Mevlana'nın böyle güzel bir temsili var. Yani böyle hikayedir ama hisseye bakmamız gerekiyor. Şunu söylüyor, diyor ki, bir şeftali ağacında asılı duran şeftali onu konuşturuyor temsilen ve diyor ki onu bir tanesi yedi. O şeftali diyor şöyle bağırıyordu. Allah'ım beni besmelesiz kafir bir adam yedi ve beni bir pisliğe çevirdi. Davacıyım ondan diyor. Düşünebiliyor musun abi? Kitap okuyacaksın ne yapıyorsun? Besmele ile işe başlıyorsun. Bu okuduğum kitabı Allah'ın istediği şekilde. Bu aldığım bilgiyi Allah'ın istediği şekilde karşıya aktaracağım. Şimdi ben besmele ile başlıyorum. İddiam nedir? Ben bu yapmış olduğum sohbeti, bu yapmış olduğum programı Allah'ın adıyla yapıyorum. Allah'ın adına yapıyorum. Dolayısıyla Allah'ın istediği şekilde yapmalıyım. Öyle kendi kafama göre, kendi düşüncelerime göre, kendi anladığıma göre yapamam. Ayetle yapmalıyım sohbeti. Hadisle yapmalıyım sohbeti. Bu dini güzel yaşayan sahabe nesli gibi insanların anladığı ve anlattığı şekilde yapmalıyım. Çünkü bir iddia ile ortaya çıktım değil mi? Ben bu sohbeti Allah'ın adıyla, Allah'ın adına, Allah'ın namına yapıyorum. Dolayısıyla Allah adına bir konuşma yapıyorsun. Her şey için geçerli bu. O zaman yaptığımız iş, yaptığımız amel Allah'ın rızasına uygun olmalı. Allah'ın istediği şekilde olmalı. Besmeleli yaşamak nedir biliyor musunuz? Hayata Allah'ı müdahil kılmaktır. Allah'ım sen benim hayatıma müdahilsin. Allah'ım sen benim hayatımda söz sahibisin. Allah'ım ben bu hayatı senin istediğin, senin gösterdiğin şekilde yaşayacağım. Bu yaptığım işi senin rızana uygun bir şekilde yapacağım. Çünkü niye? Allah için yapacağım. Öyle yapmanın yolu da nedir abi? İhlasla yapmaktır. Samimiyetle yapmaktır. Karşıdakiler görsün, karşıdakiler beğensin, karşıdakiler hoşlansın diyerek değil. Sadece ve sadece Allah'ın rızası için yapmak. İkincisi, "Allah'ım, yaptığım bu işi, yaptığım bu ameli, içtiğim bu suyu, yediğim yemeği, yaptığım sohbeti, yaptığım bu evliliği senin bana vermiş olduğun akıl ve iradeyle yapıyorum." Sen nasıl istemişsen aklımı, irademi ona göre kullanıyorum. Ve senden bağımsız hiçbir şey yok. Şimdi besmele oturdu mu abi? Bismillahirrahmanirrahim dediğimizde Allah'tan bağımsız hiçbir şeyin bir yaprağın dahi kıpırdamadığının bilincinde olacaksın. O halde yaptığın hiçbir işi kendinden bilmeyeceksin. Her şeyi Allah'tan bileceksin. Sebepler dairesinde Allah'ın nüfuz etmediği tek bir olay yok. Güneş kendiliğinden doğamaz. Yıldızlar kendiliğinden ortaya çıkamaz. Bu kainattaki denge kendiliğinden olamaz. Sadece Allah'ın iradesiyle olur. Şimdi besmeleyi aldık abi. Bismillahirrahmanirrahim dediğimizde mesela değil mi? Kim var askere gidecek? Mustafa var. Ne, ne nasıl bir tabir var abi bizde? İşte askerin düğmesine dokunmak Altay'dan başlıyor Mustafa. Değil mi? Şimdi bu yetkiyi nereden alıyor? Genel kurmaydan alıyor. Asker olduğu için genel kurmay ona öyle bir yetki vermiş. Ya da bir polis düşün. Değil mi? Emniyet müdürü. ya yani adam geliyor istediği gibi yapıyor işlemini. Ben gitsem yapamam. Ama o yapıyor. Niye? Yetki aldığı bir yer var abi. Bir emniyet var, bir genel kurmay var değil mi? Oradan yetki alıyor. Onun namına geliyor. Onun namına geldiği zaman sesini çıkarabiliyor musun? Çıkaramıyorsun. Mesela Eren yok burada ama şöyle bir şey yapardı Eren. Önder'i arardı. Derdi ki Sinan Hoca 5 tane yemek istiyor. Eren dese ki abi ben beş tane yemek istiyorum Önder getirmez yemeği. Ama Sinan Hoca istiyor dediğinde getiriyor mu? Önder. Getiriyor. 5 tane yemek getiriyor. Niye? Bak hani benden bir yetki almış ya da benim adımı kullanmış. Ben istemedim de o öyle taktik icabı öyle yapıyor. Benden aldığı yetkiyle ne yaptı abi? o istediği şeyi elde etti. Şimdi biz ne yapacağız abi? Bismillahirrahmanirrahim. Anlamı ne abi? Rahman ve Rahim olan Allah'ın ismiyle. Allah'ın adıyla, Allah'ın namına. Şimdi Rahman ne demek biliyor musunuz abi? Rahman şu dünya hayatı içerisinde inansın, inanmasın. Mümin olsun, kafir olsun. İyi olsun, kötü olsun. İtaatkar olsun, asi olsun. İbadet etsin, ibadet etmesin. Hiçbir ayrım gözetmeksizin, hiçbir ayrım yapmadan merhamet eden, rızık veren, ihsanda ve letufta bulunan demektir. Rahimde ise bir ayrıntı var abi. Nedir? Ahirette, cennette sadece ve sadece müminlere merhamet eden müminlere merhamet edecek olan, müminlere rızık ve nimetler verecek olan. Bakın bu dünya hayatı içerisinde Allah hiç ayrım yapıyor mu? Adam namaz kılmıyor ama en güzel arabaya biniyor. Adam oruç tutmuyor en güzel evde oturuyor abi. Sen diyorsun ki ya biz müminiz yani 40 senedir namaz kılıyoruz, 40 senedir bu işleri de koşturuyoruz. Hala bisiklete biniyoruz. Ama adamın Allah, din, kitap, iman hiçbir şeyle alakası yok, çok rahat yaşıyoruz Dikkat et abi. Sadece bu dünyada. Onun o kullanacağı şeylerin hepsi, o nimetlerin hepsi bu dünyada. Ahirette ise ona bir şey yok. Bakın Rahman ismi merhametten geliyor, rahmetten geliyor. İç yumuşaklığı ve acıyı paylaşmak demektir. Şimdi insanla Allah Allahu Teala arasında şöyle bir şey var abi. Allahu Teala bir şeye merhamet etmek için, rahmet etmek için hiçbir sebebe, hiçbir koşula, hiçbir şarta, hiçbir kurala ihtiyaç duymaz. Ama insanın merhameti böyle değildir. İnsan merhamet edeceği zaman en basitinden bir menfaat bekler. Bir çıkar bekler. En basit nedir abi? Ben insanlara merhamet edeyim ki insanlar da bana merhamet etsinler. Bana merhametli davransınlar. Vicdanen bir rahatsızlığım var. Onun için merhametli davranıyorum karşıdakine. Ola ki yine beklenti anlamında ahirette de Allah bize merhamet etsin. Bakın Rahman isminin en yoğun geçtiği bir sure var abi. Ne, hangi sure? Rahman. Rahman. suresi. Rahman suresi. Rahman suresini şöyle kardeşlerime tavsiye ederim. Allah için gittiklerine şöyle bilenler Arapça meal olmak üzere bilmeyenler mealinden şöyle bir okusunlar abi. Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam Mekke'de o Mekke'nin sıkıntılı günlerinde ashabına şöyle bir telkinde bulunuyor. Aman kimseyle kavga etmeyin. Aman kimseyle tartışmayın. Aman kimseyle hani böyle diyaloğa girmeyin. Ama ne zaman ki Rahman suresi iniyor Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam bir coşkuya kapılıyor. Diyor ki Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam şimdi bu Rahman suresini Mekkeli müşriklerin karşısında Kabe'nin avlusunda kim okuyacak diyor. İbni Mesud radıyallahu anh ayağa kalkıyor cılız bir sahabedir, zayıf bir sahabedir. Peygamber Efendimiz diyor ki Abdullah sen otur sen bu işe güç yetiremezsin diyor. Tekrar sorduğunda Abdullah yine kalkıyor ve gidiyor. Kabe'nin avlusunda Mekkeli müşriklerin, Ebu Cehil'in ve adamlarının olduğu bir yerde Er-Rahman, Allemel Kur'an, Halegal İnsan, Allemehul Beyan diyerek ayetleri arka arkaya sıralıyor. Mekkeli müşrikler o anda İbni Mesud'a saldırıyorlar. Niye saldırıyorlar? Sebep ne? Mekkeli müşriklerin Rahman ismiyle sıkıntısı var. Birazdan geleceğim. Bir problemi var. Allah konusunda bu insanların bir problemi yok. Ama Rahman konusunda problemi var. İşkence ediyorlar, dövüyorlar. Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam'ın karşısına tekrardan geliyor İbn-i Diyor ki, ey Abdullah ben sana bu işe güç yetiremesin demedim mi diyor. Ey Allah'ın Resulü diyor. İste, Aynı ayetleri, aynı sureyi tekrardan gideyim Mekkeli müşriklerin yüzüne karşı okuyayım diyor. Çünkü onları bu kadar zelil, kendimi de bu kadar aziz, güçlü ve kuvvetli hiçbir zaman görmedim diyor. Demek ki Rahman suresi adamı izzetli kılıyor abi. Rahman'ı tanımak, Rahman'ı bilmek insana ayrı bir izzet ve şeref katıyor abi. Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam bakın o ayetlerde Rahman suresindeki ayetlerde Rabbimizin nimetlerinden bahsediliyor değil mi? Az önce söyledim işte Kur'an'ın nimet olmasından, insanın işte okuma yazma bilmesinden, beyanı bilmesinden bahsediyor. İnsanın yaratılışından bahsediyor. İlerleyen ayetlere bakıyorsunuz cennetin nimetlerinden bahsediyor. Her iki ayette bir ne diyor? 31 defa Febi eyyi ale rabbikuma tukazziban. Allah'ın hangi nimetini yalanlarsınız? Önce nimeti söylüyor, arkasından bunu nasıl yalanlarsınız diyor. Size Kur'an'ı verdim diyor, örnek veriyorum sure içerisinde. Kur'an'ı verdim, Kur'an gibi bir nimeti nasıl yalanlarsınız diyor. Size cenneti ve cehennemi vaat ediyorum, böyle bir nimeti nasıl yalanlarsınız diyor. Size hurileri vaat ediyorum, nasıl yalanlarsınız? İnci mercanı vaat ediyorum, var bunları nasıl yaranlarsınız Irmakları, denizleri baldan akan ırmakları nasıl yaranlarsınız diye sürekli Rabbimiz buraya vurgu yapıyor İsra suresinin 110. ayet kerimesinde de diyor ki Rabbimiz de ki ister Allah diyerek dua edin isterseniz de Rahman diyerek dua edin diyor Şimdi Mekkeli müşriklerin Rahman ismiyle sıkıntısı vardı değil mi? Nerede abi bu sıkıntı ortaya çıktı? Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam Hudeybiye'ye geldi. Hudeybiye'de karşıdan Mekkeli müşrikler tarafından Süheyl İbni Amr, o gün için mümin olmamış, radıyallahu anh Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'ın karşısına geldi. Peygamber Efendim dedi ki sehil kolaylık demektir. Allah inşallah bizim işimizi kolaylaştıracaktır. Konuştular ve anlaşma metninin yazılmasına geldi. Vahiy Kadibi Hazreti Ali radıyallahu an metni yazmaya başlayacak. Peygamber Aleyhisselatü Vesselam söze başlıyor. Bismillahirrahmanirrahim. Süheyl itiraz ediyor. Ey Muhammed Aleyhisselatü Vesselam biz Rahman nedir, Rahim nedir bilmeyiz. Bizim bildiğimiz bir şey yazacaksın. Ne yazacağız? Bismiki Allahümme yazacaksınız. Ve Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam diyor ki Hz. Ali'ye sil. Bak ne yaptı? Süheyl İbni Amr Rahman ismine itiraz etti. İtiraz etmesinin sebebi nedir abi? Şudur. Allah'ın hayata müdahil olmasını istemiyor. Allah'ın hüküm koyucu olduğunu kabul etmek istemiyor. Burada Mekke'de bizim istediklerimiz olur. Tamam göğün olaylarını o düzenlesin güneşi çıkarsın, yıldızları çıkarsın, yağmur yağdırsın, yerden yemişleri çıkarsın ama Mekke'nin içerisinde bir kural, bir kaide, kanun koyulacaksa Allah koymasın, Rahman koymasın. Çünkü Rahman ne demekti? Hayata müdahil olan demektir. Hayatın her karesine müdahale eden demektir. Onlar Allah'tan bağımsız bir hayat oluşturmak istiyorlardı. Bunun için itiraz ettiler. Yine Allah'ın kullarına yardım etmesini istemiyorlardı. Bu yüzden o Rahman ismine itiraz ettiler. Şimdi Rahman ve Rahim'den bahsediyoruz. Rahmeti ve merhameti. Şimdi dedim ya ümidimizi artırmamız lazım. Şimdi birçok kardeşimiz nerede o? Şu kardeşimiz günah çıkarmaya gelmiş. Biraz çıkarmamız lazım abi günahları. Biraz böyle sevaba dönüştürmemiz lazım. Allah'ın rahmetinden, merhametinden örnekler vermemiz gerekiyor. Bakın şunun için anlatıyorum kardeşler bunu. Hangi hayatın sahibi olursanız olun. Hangi günahı işlemiş olursanız olun, hangi hatayla, hangi günahla böyle cebelleşmiş olursanız olun, tövbe ettiğinizde Allah'ın rahmetine ve merhametine sığındığınızda yepyeni bir hayat sizi bekliyor abi yeniden doğu, doğuş dediğimiz, yeniden hayat dediğimiz şey sizi bekliyor abi. Bakın Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'la Abdullah İbni Ömer radıyallahu an bir yolculuk esnasındayken, bir seferdeyken İbni Ömer şöyle anlatıyor. Diyor ki Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam'la yolculuk halindeyken bir kabileye rastladık. Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam sordu. Bunlar kimlerdir? Dedi ki orada bulunanlar bunlar Müslümanlardır. Orada bulunan bir kadın Ateşi yakmış, üzerine ten tenceresini koymuş, tenceresini kaynatıyoruz. Ve çocuğu, küçük çocuğu ateşe doğru gidince, rüzgarda ateşi alevlendirince kadın böyle gidiyor, çocuğunu böyle tutuyor ve sarıp sarmalıyor. Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam'ın geldiğini duyunca Resulullah Aleyhisselatü Vesselam'ın karşısına geliyor kadın. Diyor ki sen Allah'ın peygamberi misin? Muhammedun Resulullah. Ben Allah'ın peygamberiyim. Sen diyormuşsun ki Allah hem Rahmandır hem de Rahim'dir. Doğru mu? Evet benim Rabbim Erhamur Rahim'indir. Ey Muhammed Aleyhisselatü Vesselam. Şimdi bana söyle o zaman. Ben bir anne olarak kendi evladımın ateşe girmesini istemezken, evladımı ateşten korurken, senin Rabbin benden daha merhametli olduğu halde kullarını nasıl cehenneme atacak, nasıl ateşe atacak diyor. İbn Ömer diyor ki Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam kadının bu sorusunu duyunca iki dizinin üzerine küt diye düştü diyor. Ve gözyaşları içerisinde Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam. Sorunun ağırlığına bak. Allah bu kadar merhametliyken bir anne evladını ateşe atmak istemezken Allah yarattığı kulları nasıl cehenneme atacak? Soru bu. Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam dedi ki Allah yarattığı kulları cehenneme atmayacak. Büyük bir müjde bu bizim için. Ancak üç sınıf müstesna. Üç grup müstesna. Bunlardan birincisi azgın olanlar. Azgınlık yapanlar. İkincisi isyanda diretenler. İsyan edenler. Üçüncüsü de La ilahe illallah Muhammedun Resulullah demekten kaçınanlar. Adam azmış değil mi? Azgın. Artık hiçbir sınır tanımıyor. Hiçbir kural, hiçbir kayda tanımıyor. Allah tanımıyor, peygamber tanımıyor. Geçen haftanın dersinden bir video paylaştım. Her şeyi Allah yaratmışsa Allah'ı kim yarattı diye alttaki yorumlara bakıyorum. Ne kadar çok böyle Allah'ı inkar eden varmış ya. Ne kadar azgınca davrananlar varmış. Elbette bu adamların yeri cehennem. Elbette ki cehenneme gidecekler. Orada yazmış adam işte ya verdiğiniz örneğe bak, bilimsel açıklama yapın, bilmem şunu yapın, bilmem bunu yapın. Allah var kardeşim. Adam azmış, İsyankar olmuş adam. İsyan ediyor adam. Nasıl isyan ediyor? Her gün beş vakit çağırıyorlar gitmiyor. Biraz bize gelelim, değil mi? Kafirlere yapıştırınca iyi oldu. Müminlere de yapıştıralım, mümin, Müslümanlara da yapıştıralım. Bu isyan değil mi? Her gün seni huzuruna çağıran birisi var. Patron her gün sabah 7'de geleceksin dediğinde dakika şaşmıyor abi. Peki Allah çağırdığında bu bir isyan olmuyor mu? Bu bir başkaldırı olmuyor mu? Yanlış bir şey mi söylüyorum? Bir başkaldırı olmuyor mu? Sen beni çağırıyorsun ama ben gelmiyorum. Sen bana kıl diyorsun ama ben kılmıyorum. Sen bana tut diyorsun ama ben tutmuyorum. Sen bana ver diyorsun ama ben vermiyorum. Bakın Üçüncü kısımda ne? La ilahe illallah Muhammedun Resulullah demekten kaçınanlar diyor. Bu üç sınıfın haricinde olanları Allah inşallah bağışlayacağını, cehenneme atmayacağını vaat ediyor. Şöyle de bir durum var abi. Genelde böyle bu gibi ortamlarda, buna benzer ortamlarda zabıta memurlarımız var abi bizim. Böyle haşa Allah onun elle bir mühür vermiş. Ona müşrik diyor, ona kafir diyor, ona münafık diyor, o şöyle diyor, o böyle diyor. böyleken böyle karşıdaki insanlara bak. Bu o kadar ilerliyor ki böyle pencereden böyle oğlum bak kafir gidiyor diyenler falan var böyle. Bakın abi. Tekvirden bahsediyorum. Hiç kimsenin böyle bir ehliyeti yok. Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam'ın bir hadis şerifinde Ebu Hureyre radıyallahu an şöyle anlatıyor. Allah beni seni sakın affetmez diye bir söz söyleme. Karşısındaki muhatap diyor ki ey Ebu Hureyre bu sözü diyor Müslümanlar arasında söyleyen çok var insanlar arasında. Allah affetmez Allah bağışlamaz bize getireyim mi? Ya hocam diyor ben öyle günahlar işledim ki diyor Allah beni affetmez diyor. Allah beni bağışlamaz. Allah'ın bağışlamadığı bir günah daha icat edilmedi abi. Böyle bir günah yok abi. Şirk de dahil buna. Zümer Suresi 53. Ayet-i buna delildir. Allah'ın affetmediği, affetmeyeceği, gerçekten samimi bir şekilde tevbe edildiğinde Allah'ın Allah affetmeyeceği, affetmeyeceği bir, bir günah, günah daha, daha icat, icat edilmedi, edilmedi abi. Abi. Şirk koşuyorsa, Allah'ı tanımıyorsa, inkar ediyorsa bu başka bir mesele. Ona bile tevbe etse birçok sahabe zaten öyledir ve mümin, mümin olmuşlar. Allah bağışlamıştır. Şimdi zabıta memuruna gelelim abi. Ben diyor Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam'dan şunu işittim. Ebu Hureyre radıyallahu anh diyor. İsrailoğullarından iki adam vardı. Bunun birisi abid sürekli ibadet eden bir diğeri ise günahkar olan birisiydi. Abid olan zat o günahkarı günah işlerken gördüğünde Allah seni kahretsin bu günahı işleme diyor. Adam diyor ki sen benimle Rabbim arasına giremezsin. Allah dilerse beni bağışlar, dilerse bağışlamaz diyor. Ayrıca diyor sen benim başıma zabıta memur musun diyor. Bir gün sonra yine görüyor adamı, abid, ibadet eden kul. Allah seni kahretsin diyor. Yine mi aynı günahın içerisindesin? Üçüncü gün yine gördüğünde, hadiste böyle anlatıyor Peygamber Aleyhisselatü Vesselam. Adam aynı cevabı veriyor. Sen benim üzerime memur musun kardeşim diyor. Bana karışma diyor. O benimle Allah arasında tövbe ederim Allah bağışlar diyor. Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam diyor ki, iki adam da öldü. Allah ikisini de huzuruna aldı. O günahkar olan kula dedi ki: "Sen rahmeti ve merhameti benden umdun. Beni bağışlayıcı olarak gördün, seni bağışladım." dedi. O elinde mühür olan adama da dedi ki: "Sen kimin cehenneme, kimin cennete gideceğine nasıl karar veriyorsun? Sen bu yetkiyi nereden alıyorsun? Çünkü öyle söylemişti. Allah seni affetmez, sen cehennemliksin." demişti. Cehennemliksin demişti. Bak arkasından ne oldu? Ona dedi ki, sen de hadi bakalım seni de affetmedim. Hatta daha ötesi diyor ki seni de diyor cehenneme attım. Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam sonunda şunu diyor: Allah'a yemin olsun ki o adam dünyasını da ahiretini de mahveden bir söz söyledi diyor. Allah seni affetmez, Allah seni cehenneme atar sözünü söyle. Bakın bu hadisten şu çıkmasın abi. Açıktan günah işleyen bir kardeşimizi uyarmayacağız diye böyle bir anlam çıkmasın. Elbette ki onu uyaracağız. Elbette ki onu ikaz edeceğiz. Elbette ki ona iyiyi, güzeli, doğruyu anlatacağız. Uyarımızı yapacağız. İkincisi hiç kimse ameliyle cennete giremez abi. Allah Resulüne soruyorlar. Ya Resulallah sen de mi? Evet ben de. Çünkü bizim yaptığımız ibadetlerin hiçbirisi Allah'ın rahmetini ve merhametini karşılamaz. Cenneti karşılamaz abi. Allah bize bir göz vermiş ya. Bu gözün bedeli başka bir hadiste Peygamber Efendimiz değil mi? 300 yıl ibadet eden bir adamdan bahsediyor. Bir gözünün hakkı etmedi diyor. Dolayısıyla bizim işimiz Allah'ın rahmetine ve merhametine kalmış. Bir başka şey de Allah'ın rahmetinden ümit kestirecek sözleri kesinlikle kullanmamamız gerekiyor. Allah seni affetmez, Allah seni bağışlamaz diye. Asıl büyük günah nedir biliyor musunuz? Allah'ın rahmetinden ümit kesmektir abi. Allah'ın affından ümit kesmektir ki kafirler Allah'ın rahmetinden ümit keserler. Bir başka hadiste Ebu Hureyre radıyallahu şöyle anlatıyor. Diyor ki bizi tarif ediyor aslında. Adamın bir tanesi günah işledi. Hadiste Peygamber Aleyhisselam öyle anlatıyor. Adamın bir tanesi diyor, günah işledi. Sonra gitti ellerini açtı. Dedi ki ya Rabbi beni affet. Beni bağışla. İkinci gün yine günah işledi. Allah'ım yine beni bağışla. Beni mağfiret et. Üçüncü gün yine günah işledi. Dördüncü gün yine günah işledi. Ve aynı duayla Allah'ın huzuruna geldi. Aynı şeyi yaptı. allah Teala şöyle buyuruyor. Diyor ki meleklerim şahit olun ki o kuluma rahmetimle ve merhametimle davranacağım. Çünkü neden? O kul günah işlemesine rağmen benden daha bağışlayıcı bir yer görmedi. Benden daha affedici birisini tanımadı. Rabbim dedi benim huzuruma geldi. Ben de onu kulum diyerek karşıladım. Bir gün A günahını işledim, bir gün B günahını işledince abi bu son nefese kadar devam eder abi. Sen günah işlersin, tövbe edersin, Allah bağışlar. Sen günah işlersin, tövbe edersin, Allah bağışlar. Allah'ın bağışlaması bitmez. Siz usanmadıkça Allah usanmaz. Ama şu da değil değil mi? Günah böyle alışkanlık haline gelsin, sürekli günah işleyelim, sürekli hata edelim değil. Şimdi bu gibi konular anlatıldığında, Allah'ın rahmetinin ve merhametinin genişliği anlatıldığında şöyle güzel bir soru geliyor. Diyor ki adam iyi, kaf, iyi bir kafir, Şimdi bu adam diyor ahirette diyor mükafat almayacak mı diyor. İyi bir kafir, iyilik yapan, güzellik yapan bir kafir inanmıyor Allah'a. Peki diyor bu adam ahirette karşılık almayacak. Alınsa bir tartışma sorusu daha. Edison diyor lambayı bulmuş. Elektriği bulmuş diyor. Bak hocam işte diyor. Onun bulduğuyla diyor işte ısınıyorsunuz, soğuyorsunuz, ders yapıyorsunuz, teknolojiyle yapıyorsunuz, şuydu, buydu falan filan değil mi? Nasıl olacak ya diyor. Bu adam şimdi diyor La ilahe illallah Muhammed Resulullah demediği için diyor cehenneme mi gidecek diyor. Müslüman da diyor La ilahe illallah diyecek, Muhammed Resulullah diyecek, o da cennete gidecek. Olacak iş mi diyor. Adam bu kadar iyi bir adam diyor. Ronaldo mesela değil mi? Allah ona ıslah etsin, Allah ona iman nasip etsin. Gerçekten insan böyle düşünüyor değil mi? Cristiano Ronaldo deyince böyle gözler açıldı. Adam mesela Filistin'e yardım yapıyor ne güzel. Kolayı buradan alıyor buraya işte bırakın kolayı su için. Kolanın ekonomisini çökertiyor falan. Ne kadar güzel değil mi? Ne kadar güzel bir iş. Peki şöyle bir soru sorayım. Ronaldo size karşı bir suç işleseydi cezasını vermez miydiniz? Sizin babanızı öldürseydi. Ya Ronaldo iyi adam kolayı falan çökertmiş. İşte İsrail'e karşı tepki göstermiş. Affedelim bu adamı, bağışlayalım der miydiniz? Çok affedersiniz. Birini taciz etmiş olsaydı. Ya bu adam çok iyi adam aslında deyip adam affeder miydiniz? Ya adam Allah'ı tanımıyorum diyor. Adam Allah'a iman etmiyorum diyor. Hz. Muhammed Aleyhissalatu vesselam peygamber olarak kabul etmiyorum diyor. Allah'ın yarattığı cennete inanmıyorum diyor. Cehenneme inanmıyorum diyor. Bizimki de diyor ki illaki cennete gir. Ya adam inanmadığı yere nasıl girecek ya? Bu akıl mantık işi midir? Olacak iş midir yani? Adam diyor ki ben cennete inanmıyorum diyor. Hani Hristiyan olduğunu düşün değil mi? Baba, oğul, kutsal ruh falan gibi bir inanç var. Hz. İsa'yı ilah olarak görüyor adam. Ya şimdi Allah'ı ilah olarak görmüyor ki. Bu adam nasıl cennete girecek? Bakın asr saadette bunun bir örneği var. Ya bunlar diyor ki bilimsel örnek ver. Ya ne bilimsel örnek vereceğim? Allah Resulü cevabı vermiş işte. Daha ne istiyorsunuz? Soruyorlar Allah Resulü aleyhissalatu Vesselam'a. Diyorlar ki ya Resulallah bu Abdullah İbni Cud'an var. Çok güzel bir adam. Nasıl hıl fudul meselesinde onun ev, evinde toplanılmış bakın ne kadar güzel bir iş. zalime karşı mazlumdan yana tavır alınacak diye kararların alındığı bir evin sahibi. Misafirine ikram eden, yediren, içiren böyle her türlü fedakarlığı yapan, köle azat eden birisi böyle bir zat. Sahabe soruyor ya Resulallah diyor bu adamın yaptığı bu güzellikler ahirette ona fayda vermeyecek midir? Bu kadar güzel iş yapmış. Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam ne diyor? O, Allah'ım kıyamet gününde benim günahlarımı bağışla diye bir cümle kurmadı. Yani Müslüman değildi. İman etmediği için onun yapmış olduğu şeyler ona fayda vermeyecek. Ebu Talip de aklımıza geliyor değil mi? Ebu Talip de aklımıza geliyor. Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam'a o kadar yardım eden birisi. Onunla birlikte aç kalan, susuz kalan amcası olan birisi. O ne olacak? Onu da merak ediyoruz. Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam diyor ki o yaptıklarının karşılığında Allah onun azabını hafifletecek, cehennemin en hafif azabı. Hatta hadis de diyor ki ateşin ortasındadır diyor. Ronaldo yaptığı iyiliğin karşılığını nasıl görüyor abi? En iyi arabaya o biniyor, en iyi evde o oturuyor, en iyi nokta nokta o geziyor, her türlü en iyi şeyi o yiyor, nimetlerini burada aldı bak. Dersin başına dön abi. Allah bu dünyada veriyor. Böbreği için hiç para ödemedi o arkadaş. Gözü için de hiçbir ücret ödemedi. Eli için de hiçbir ücret ödemedi. Beyni için de hiçbir ücret ödemedi. O alacaklarını burada aldı. İyilik diyoruz ya, yani. iyilik yapmış. Tam karşılığını burada aldın. Yok, zerre miktarı da yapmışsa karşılığını diğer tarafta görecek. Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam hadiste diyor ki, Mü'min Allah'ın azabını bilmiş olsaydı cenneti ümit etmezdi. Farkına varsaydı kafir de diyor Allah'ın rahmetinin farkına varsaydı cennetten hiçbir zaman ümidini kesmezdi Demek ki bütün mesele nerede odaklanıyor abi? Bilmekte, idrak etmekte, şuurda, bilinçte. Bismillahirrahmanirrahim diyormuşuz ama şuurlu demiyormuşuz, bilinçli bir şekilde demiyormuşuz.